Bekliyoruz ama olmasa daha iyi bizim için. Yani artık böyle tıkandık. Valla bence komple kapanması lazım Ramazan'da. Ama Ramazan ayına geldik, pik yaptı. Ya yalan bunlar. Kesinlikle inanmıyorum. Yaş kısıtlaması olmalı. Herkes dışarıya çıkmamalı. 65 yaş üstü gibi mesela. Ramazan ayında yeni kısıtlamalar bekliyor musunuz? İki seneden beri zaten hayatımız bizim kısıtlamayla geçiyor. Özür diliyorum bu arada, rahat konuşayım diye maskemi de indirdim. Suçlu gözüyle bakılmasın. Konuştuktan sonra geriye çekeceğim. İki seneden beri hayatımız kısıtlamayla geçiyor. Dışarı ülkeden gelen insanları besliyoruz. Bizim işimiz yok, gücümüz yok. Garibanlara 1'er milyar lira para verildi zamanında. 1'er milyar lirayı da biz iki seneden beri maske parası olaraktan fazlasını ödedik geriye. Sadece maske parası olaraktan fazlasını ödedik. Ev kiramızı veremiyoruz, elektrik su paramızı veremiyoruz. Denizin ortasında kaptanı olmayan, sürüklenen bir gemi gibi sürükleniyoruz şu anda. Yani bir vatandaş olaraktan şahsıma ait ben kendimi öyle görüyorum. Ama nereye çarparız? Arabola mı oluruz? Ne yaparız? Meçhule gidiyoruz denizin ortasında. Kesinlikle. Bence en az 2 hafta full kapatılmalı. Gerektiğinden daha fazla kapatılmalı. Çünkü bir kere tam kapanma herhalde hepimizin karına. Ya şimdi herkesi düşünmek lazım. Esnafı düşünmek lazım. İşçileri düşünmek lazım. Bütün halkı düşünmek lazım. O yüzden bana sorulursa kısıtlamalı. Nasıl anlatayım bunu? 2 hafta mesela full kapanma olabilir. En azından öbür gelecek zamanda da herkes en azından biraz daha rahat eder diye düşünüyorum. Tabii ki bekliyoruz. Çünkü kimse koruma yapmıyor şu anda. Mesela ben çift maske takıyorum. Ama kalabalıkta kimse şu anda umurunda değil. Ve Kayseri şu anda en yüksek derecede olan bir il oldu. Şu anda yeni kısıtlamalar Ramazan'da genellikle gençlerin takıldıkları yerler, kafeler mesela kısıtlanması gereken bir yerler. Çünkü okuldan öğrenci çıkıyor, direktmen kafeye gidiyor. Anne baba kontrolünde değil. Ama okulda kontrol altında. Genelde gençlerden zaten, ihtiyarlar zaten yok. 60 yaş üstünde görüyor musunuz hiç şu anda? Ama kesinlikle bunu önlem alması gereken, çünkü bunun Ramazan'da belli bir kısıtlama olacağı belli. Ramazan'da ister istemez akşam yemekleri beraber oldukları için iftarda ister istemez salgın biraz daha fazlalaşacak. Elbette bekliyoruz, şunu bekliyoruz. İnsanlar hep oruç tutacak. Kimileri evine ekmek götürecek, kimileri evlerine ekmek götürmeyecek. Ama tedbirlerde dükkanlar kapanırsa, iş yerleri kapanırsa insanlar evine ekmek götüremez. O yüzden de bazı insanlar mağdur kalır. Ama devletimizden biz şunu bekliyoruz. En azından insanlara insan gibi değer vermeleri daha iyi olur. Çünkü alt basamak iyice alta gitmeye başladı. Zengin de tam zengin olmaya başladı. O yüzden yani Ramazan'dan dolayı tedbirlere biraz kıssalar daha iyi olacak bence. Bekliyoruz. Az önce de onun hakkında konuştuk ailemle. Büyük bir ihtimalle bugün veya yarın basın toplantısı mı ne olacakmış? 21 günlük bir kısıtlama olacakmış. Bu herkes için çok iyi olur. Çünkü 2 gün hiç kimseye yetmiyor. Biz zaten evde virüsten dolayı kalma süresi zaten 10 gün. Şöyle ki 20 günde Erdoğan veya herhangi bir şeyler büyük bir kısma yardımda bulunursa 21 gün boyunca evde kalırsak bütün virüsün biteceğini çok rahat bir şekilde düşünüyorum. Uyulursa. Neler bunlar? Öncelikle sokağa çıkma yasağı olsun. Daha sonra da hani şehirler arasında kapatmasın ama yine de bir çözüm bulsun. Bu kadar sık olmasın. Başka da yok bana göre. Restoranlar olabilir. Çünkü çok hınca hınç dolu. Özellikle yeraltı çarşıları. Hani burayla Ankara'yı kıyasladığım zaman burası daha sakin bir şehir. Oralar, büyük şehirler daha kalabalık. Yani burası daha sakin oraya bakaraktan. Şimdi biz onun keşfini yapıyoruz. Gezmeye geldik buraya. Burası oralara nazaran daha az. Alışveriş merkezleri özellikle. İnsanlar maskeyi indirip dip dibe yemek yiyebiliyorlar. Yaş kısıtlaması olmalı. Herkes dışarıya çıkmamalı. 65 yaş üstü gibi mesela. Şehirler arası kısıtlama kesinlikle olmalı. Daha sonrasında HES kodu diyorlar. Hiç kimse önem vermiyor. Hiçbir yer önem vermiyor. Bankalar orası burası dahil içinde her yer. Daha önem değer vermeliler. Yani şu an için diyebileceklerim bunlar.
kesinlikle kapanmalılar. Kağıt bardak oymuş buymuş kullanmıyorlar ve hiçbir şekilde hijyenik değiller. Denetimlerini hiç yapmıyorlar, sürekli aksatıyorlar. Maske kullanımına hiçbir şekilde dikkat etmiyorlar. Yani şu an daha çok şahit olabiliyorum zaten gezdikçe bunlara. Evet, bekliyoruz. Eğer Ramazan ayında kısıtlamalar da gelirse aslında hastalığın biraz daha yayılmasını önler diye düşünüyorum ben. Olması iyi olur. Hazır Ramazan'la denk geldiği için. Valla bence komple kapanması lazım Ramazan'da. Yani komple dediğim işte alışveriş. Her şey yani aklınıza gelebilecek her şey. Çünkü dün bugün sabahki programda izlediğim sabah programında 253 kişi vefat etmiş. Çok büyük bir rakam. Belki daha fazlası var. Gizliyorlar, açıklamıyorlar diye de düşünüyorum ben. Yani şöyle bir şey, ben tamamen objektif bakıyorum. Adam yurt dışından Kayseri'ye geliyor, kayak için ve başka bir şey için geliyor. Hiçbir şekilde karantinada kalmadan Kayseri'yi gezebiliyor veyahut da Türkiye'nin herhangi bir yerini gezebiliyor. Normalde Türk vatandaşı olduğu zaman, buraya geldiği zaman 15 gün kendini karantina altına alması gerekiyor. Türk vatandaşı olduğu zaman, ama başka ülkenin vatandaşı olduğu zaman bu şeye maruz bırakılıyor. Niye? Madem öyle, o vatandaş istediği gibi, hafta içi de olsa istediği gibi gezebiliyor geldiği ilk günden itibaren, o zaman ona da dışarıyı kapat. Yani Erciyes'te herkes işte kayağını yapabiliyor vesaire. Bu pandemi döneminde herkes kayağını yaptı. Sıkıntı yok. Ama Ramazan ayına geldik. Pik yaptı. Ya yalan bunlar. Kesinlikle inanmıyorum. Yani kendileri bilhassa o işte harita kırmızıya döndü bilmem ne. Yani böyle bir şey normal seyrinde seyrediyor bana kalırsa. Ama onlar işte bu şekilde evet kanalım diye tamamen bir algı operasyonu yapıyorlar. Başka bir şey değil benim gözümde. Bekliyoruz ama olmasa daha iyi bizim için. Yani artık böyle tıkandık. Yani aslında görüyorsunuz. Yasak yok gibi var ama bir kısıtlamadan dolayı böyle artık zorda kalıyoruz. Evet, yasaklar artık insanları bunalttı ve şu anda yani işler açısından da işlerimizi yürütemiyoruz ve kısıtlamaların kalkmasını istiyoruz. Aynen. Cumartesinin kalkması bile bizim için çok iyi olmuştu. Yani iş açısından özellikle hayatımızı devam ettirebilmek adına kısıtlama olmazsa daha iyi olur düşüncesindeyiz. Thank you.